yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belezoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada mahkeme sanık Ali Yörük'ün tahliyesine hükmetti. Kararın ardından davanın tek tutuklu sanığı Erzan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek, aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolarla 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Yörük'ün yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet sanık Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca başka çalışanlarından sorumlularla ilgili olarak suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına ve Fatih Terim'in mahkemede tekrar dinlenilmesi talebinin alınan beyanı yeterli görüldüğünde reddine karar verdi. Heyet bankaya yazı yazılarak genel olarak hesap sahiplerinin hesaplarıyla ilgili riskleri koruyan sigorta bulunup bulunmadığının sorulmasına ve müştekilerle ilgili sigorta şirketinin zimmet riskinin gerçekleştiğinden bahisle ihbar yapılıp yapılmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma 15 Kasım 2024 tarihine ertelendi.